Tanzimatın neye ne derece yararı olduğu hangi noktadan bakıldığına bağlı olarak tartışılsa da, bir konuda inanılmaz başarı sağladığına şüphe yok. Zadegan sınıfı dediğimiz, Osmanlı aristokrasisinin yer aldığı yönetici elitler katının kapılarını ardına kadar gençlere açmak. Muhammed Hamdi, işte o kuşağın yüzük taşı isimlerinden biriydi. Antalya'nın Elmalı kazasında, Şeriye Mahkemesi Başkatibi Numan Efendi ve Elmalı'nın yetiştirdiği İslam alimleri içinde önemli bir yeri olan Sararlı Esad Efendi'nin kızı Fatma Hanım'ın çocukları olarak 1878'de doğdu geleceğin büyük müfessiri. Ve daha çocukluğunun ilk yıllarında fark edildiği üstün yeteneği. Her şey de çabuk ve erkendi. Akranları içinde okuma yazmayı en önce öğrenen oydu. Matematik, edebiyat, din konusunda da her zaman daha fazlasını öğrenmeye istekli, çabuk kavrayan, akıl yürüterek çözüme ulaşmayı seven yaratılışıyla dikkat çekiyordu. İlgilenmediği konu, ilgisini çekmeyen şey yok gibiydi. Kendisinden beklenmeyen, yapması için telkin ya da tavsiyede bulunulmayan şeyleri yaparak çevresindekileri şaşırtan bir çocukluk yaşadı Muhammed Hamdi. Annesi bir gece evlerinin alt katında onu mum ışığında hafızlık temrini yaparken gördüğünü, sorduğunda Kur'an'ın neredeyse yarısını ezberlemiş olduğunu anladığını söylüyordu. ...16 yaşına geldiğinde oğlunu Elmalı'da tutmakla haksızlık ettiğini düşünen Mehmet Esat Efendi, onu daha iyi bir eğitim alması için İstanbul'a, dayısı Sarılar Mehmet Efendi'nin yanına gönderdi. Anadolu'nun küçük bir kasabasından gelen delikanlıyı, İstanbul'daki okullardan hangisini yazdırırsa yazdırsın, doğru iş yapmış olacağını düşünüyordu dayısı. Bu düşünceyle Küçük Ayasofya Medresesi'ne yazdırdı. Ama Muhammed Hamdi birkaç gün devam ettikten sonra aradığı okulun ve hocaların orada olmadığını söyleyerek çıktı dayısının karşısına. Dayı yeğen günlerce medrese medrese, hoca hoca dolaştılar. Sonunda Kayserili Mahmut Hamdi Efendi de karar kıldı Elmalılı. Medreseye başladığında bile diğer öğrencilere kendisinin Türk değil Arap olduğunu düşündürecek seviyedeydi Arapçaya hakimiyeti. Arkadaşları ona, "Türkçeyi ne güzel konuşuyorsun, nereden öğrendin?" diye sorup da aslen Yörük Türklerinden olduğu cevabını aldıklarında şaşırıyorlardı. O yıllarda Farsça ve kitap okumasına yetecek derecede Fransızca öğrenmeye başladı. Ve icazet yani mezuniyet dönemi geldi çattı. Bugünün sözcükleriyle ifade edersek, lisans diplomasıydı bu. Üstün başarıyla mezun oldu. Derislamlığı, yani öğretim üyeliğini seçebilir, hukuk alanında eğitimini sürdürebilirdi. O, ikisini birden yaptı. Bir yandan Beyazıt Derislamı olarak Beyazıt Camii'nde ders verdi, diğer yandan hukuk mektebinde öğrenci. 1907'de mezun olduğunda göğsünde okulu birincilikle bitirdiğinin işareti olan madalya ve elinde beratı vardı. Küçük yaşta hafız olan Hamdi Yazır, sesinin güzel olmasına karşılık musiki bilgisi olmadığı için Kur'an'ı onun iç şiirselliğini yansıtacak bir şekilde okuyamadığının İstanbul'a geldikten sonra farkına varmıştı. Hukuku bitirdikten sonra Şeyhülislamlık Mektubi kaleminde çalışmaya başladığında dönemin önemli sanatkarlarından musiki dersi almaya karar verdi ve onların makama uygun okuyuşlarını dinleyerek üslup eksikliğini giderdi. Yetmedi, ünlü hattatlar Sami Efendi ve Bakkal Arif Efendi'nin yanında dur durak, yorulmak tanımaz bir azimle çalışıp İslam Türk sanatının bu en gözde alanında aranan isimlerden biri haline geldi. Devlet katında sözü dinlenen, görüşlerine, yorumlarına itibar edilen insandı. Mülkiye'de ahkam-ı efkaf yani vakıf hukuku
ve Medresetül Vaiz'inde vaizlik, mantık dersleri veriyordu. 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edildiğinde 30 yaşındaki Elmalılı Hamdi Efendi Antalya milletvekili seçildi. Doğduğu kentin övüncüydü. O yılın yaz aylarında kız kardeşini medreseden yakın arkadaşlarından biriyle evlendirdi. 6 ay sonra da kendisi aynı arkadaşının vefat eden ablasının kızı Firdevs Hanım'la evlendi. Arkadaşıyla baş başa verip almıştı bu kararı ve iki ailenin de büyüklerine oğullarının kararına evet demek kalmıştı. Antalya milletvekili olarak Meclis-i Mebusan'ın en dikkat çeken ve etkili simalarından biri oldu Elmalılı Hoca. Özellikle 1876 Anayasası'nın değiştirilmesi müzakerelerinde hukuk bilgisi yanında dini ilimlere hakimiyetini yansıtan önerge ve açıklamalarla başlıca rol oynayanlardan biri oldu. O dönemde yaptığı konuşmalarda ve yazdığı makalelerde meşruti idarenin İslam'a aykırı olmadığını, aksine dinin emrettiği düzene mutlakiyet idaresinden daha uygun olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Ama İttihat Terakki'nin ilim komitesinde üstlendiği görev dolayısıyla cemiyet 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi kararını aldığında hayatının en zor işlerinden birini üstlenmek, fetva metnini yazmak zorunda kaldı. Milletvekili olarak onu ilgilendiren bir şey değildi bu aslında. Ama Şeyhülislamlık, padişahı hal etmek için dini gerekçe bulmakta zorlandığını ifade edince ve bunu sorumluluktan kaçmak istercesine yansıtınca metni kaleme almak Elmalılı'ya kaldı. Sonuçta onun yazdığı gerekçeye bağlanan hal kararı Şeyhülislamlık tarafından tasdik edildi. Politika yapmayı, siyasette ön plana çıkmayı isteyen, bundan haz duyan biri değildi Elmalılı Hamdi. Üniversitede hocalık yapmayı istiyordu. Ama ülkenin içinde bulunduğu şartlarda bunu gerçekleştirmenin imkansız olduğunu da görüyordu. Huzur derslerinde arıyordu tatmini. Muhatap sıfatıyla katıldığı bu dersler Osmanlı saray geleneğiydi. Huzur dersi hocası dini bir bahis seçer, onu karşısındaki muhataplara anlatır, muhataplar da bu bilgiler üzerine hocaya soru sorup ondan açıklama yapmasını isteyerek konuyu daha anlaşılır hale getirirlerdi. Buna huzur dersi denmesinin sebebi, hoca ve muhatapların konuşmalarının padişahın huzurunda yapılmasıydı. Hükümdarlık yanında halife sıfatı taşıyan bir kişiye mektep talebesi gibi din dersi vermenin yakışıksız olacağı düşüncesiyle bulunmuş çözümdü bu. Muhatapların görevi şahsen kendi merakını tatmin ya da bilgilerini arttırmak değil, padişahın bilmediği ya da anlamadığını düşündükleri hususlar olduğunu hissettiklerinde hocadan konuya açıklık getirmesini istemekti. 1918'de Enver Paşa'nın girişimiyle Şeyhülislamlık bünyesinde kurulan Darül Hikmetil İslamiye'ye önce üye, sonra başkan olarak atandı Elmalılı. Buranın bir tür İslam Akademisi olmasıydı arzu edilen. Dini konularda son söz sahibi olacak, Hristiyan dünyadan gelen İslam'a yönelik saldırılara bu çatı altında ilmi cevaplar verilecekti. Ama hepsinin ötesinde İttihat Terakki lider kadrosunun Şeyhülislamlık kurumunun geleceği konusunda farklı düşünceler içinde olduğunun işaretiydi bu. 1918'de savaşın yenilgiyle sonuçlanması her şey ve herkes gibi Elmalılı'nın hayatının akışını da değiştirdi. Üzerindeki ders yükünü hafifletip sadece bilgili din adamları yetiştirilmesini sağlamak için kurulan Medresetül Müteassisindeki mantık dersi hocalığına devam etmek kararındaydı. Ama yenilginin ardından İttihat Terakki lider kadrosu ülkeyi terk etmişti. Sultan Vahdettin'in yeni hükümeti kurma görevini verdiği damat Ferit Paşa, kabineyi onaya sunana kadar adının Efkaf Nazırı olarak listede yer aldığından habersizdi Elmalılı. Öğrenince
Ferit Paşa'yı arayıp görevi kabul edemeyeceğini söyledi. Ama sarayın takibinden kurtaramadı kendisini. Emrivaki yapıldı, adı ilan edildi. Sabah evinin kapısına gelen yaver, padişahın mektubunu verdiğinde, kendisi için kaçış imkanı olmadığını görerek kabul etti bakanlığı. Bu süreçte Meclis-i Mebusan dağılmış, Ankara'da Mustafa Kemal'in başkanlığında yeni meclis toplanmış, milli mücadele çığ gibi büyümeye başlamıştı. Ferit Paşa kabinelerinin milli mücadele aleyhine aldığı kararların hiçbirine katılmadı Elmalılı. Hükümet düştükten sonra kaydı hayat şartıyla, yani ölünceye kadar görev yapma kaydıyla getirildiği Osmanlı Ayan Meclisi'nde 3 yıl çalıştı. Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden çekilmesi, yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla İstanbul'da eski yapıya ait bütün kurumlar gibi Ayan Meclisi de ortadan kalktı. Öteden beri arzuladığı ilmi araştırmalara yönelebilirdi Elmalılı Hoca. Ama milli mücadeleden zaferle çıkan Ankara, damat Ferit Paşa kabinesinin bütün üyeleriyle birlikte onu da suçlayıp İstiklal Mahkemesi'nde yargılanması kararını verdi. Ankara'ya geldi, heyetin karşısına çıktı ve beraat kararını dinleyip ayrıldı Elmalılı. Milli mücadele aleyhindeki hiçbir karar ve eylemde dahli bulunmadığı görülmüştü. İstanbul'a dönüp Fransız filozoflarından Paul Janet ve Gabriel Celes'in birlikte kaleme aldıkları Felsefe Meseleleri adlı kitabı Türkçe'ye çevirdi. 1925'te yayınlanan bu çalışmaya, ilmi birikiminin derinliğini ve başka din alimleriyle arasındaki farkı yansıtan uzun bir ön söz kaleme aldı. İlerleme, geçmiş kıymetlerden yüz çevirme değil, onları düzeltme ve yeni keşiflerle daha mütekamil bir noktaya çıkarmaktır. Olayların geçmişteki akışından habersiz fikri yenilikler, şairane olsa da ilkel sayılır. Oysa içtihat devri açılmıştır. Değişme çabuk olabilir, fakat ilerleme muhafazakardır. Eski devirlerde felsefe bütün ilimleri kapsıyordu. Filozof hem matematikçi, hem tabiatçı, hatta doktordu. Ama artık içtihadın bölünmesi zaruret oldu. Bunun için zamanımızda müçtehit fertler değil, cemiyetlerdir. Milliyet, sosyal unsurların kendisinde toplandığı kişilik, sosyal vicdan demektir. Bir topluluğun dini neyse sosyal vicdanı o, sosyal vicdanı neyse gerçek dini odur. Halkın vicdanından nasibi olmayan aydınlar, halkın sosyal varlığına zıt düşerler. Bunu fark eden kimileri, dinde riyaya meylediyor. Ama samimiyetsizlikten ne çıkar? Bu yüzden aydınların dine ciddi olarak sarılması gerekir. Sebilur Reşat'ta, asırlar var ki İslam'ın muattal beyni, bazusu diye yazan Mehmet Akif'e, işte ataletin ilacı dedirten, Mustafa Kemal'in defalarca altını çize çize okuduğu ifadelerdi bunlar. Meslektaşı, din alimi Kamil Miras'ın verdiği bir önerge kabul edilerek, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca bir meal, bir tefsir yazdırılması, ayrıca bütün İslam dünyasınca en makbul hadis kaynağı kabul edilen Sahih-i Buhari külliyatının Türkçe'ye tercüme ettirilmesi kararlaştırıldı. Kararı yerinde bulan Atatürk, bu görevi üstlenecek kişiler düşünülürken iki ismi önerdi. Biri, daha önce ricası üzerine Fatiha suresinin mealini yazmış olan Mehmet Akif'ti. Arapçaya hakimiyeti ve tartışılmaz şairliği dolayısıyla meal de olsa Kur'an'ı iç şiirselliğiyle Türkçe'ye kazandırabilecek kişi oydu. Tefsir konusundaysa Elmalılı Hamdi. İsmail Hakkı İzmirli, Kamil Miras, Ebrullah Mardin, Ali Haydar Efendi, Filibeli Ahmet Hilmi,
Babanzade Ahmet Naim, Şerafettin Yaltkaya, Hasan Basri Çantay, Ömer Nasuhi Bilmen, Ahmet Hamdi Aksekili gibi alimlerin isimleri de vardı onun adının yanında. Hiçbiri yapamaz değildi. Ama Çankaya'nın eğilimi meclisin de tercihi oldu. Sahih-i Buhari tercümesine gelince onu Ahmet Naim yapacaktı. 1926'da bir kere daha Ankara'ya geldi ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı sözleşmeyi imzaladı Elmalılı Hoca. Sözleşmeye göre hazırlanacak tefsirde ayetler arasındaki münasebet gösterilecek, ayetlerin iniş sebepleri kaydedilecek, gerektiği yerde dil ve okuma konusunda açıklayıcı bilgi verilecek, itikatta ehli sünnet ve amelde Hanefi mezhebine bağlı kalınacaktı. Sözleşmenin son maddesi Atatürk tarafından yazdırılmıştı. Döndü ve elindeki her işi bırakıp tefsiri kaleme almaya başladı Elmalılı. Mehmet Akif bir süre sonra görevden affını istemiş, Ahmet Naim de ilk 3 cildi tercüme edebilmiş, kalan 9 cildi çevirme işi kamil mirasa verilmişti. 12 sene aralıksız çalıştı Elmalılı. 1934 senesi başında geçirdiği kalp krizi dolayısıyla yatağa mahkum hale geldiğinde dahi yazmaktan geri kalmadı. 1935'te Diyanet, kaynak sıkıntısı dolayısıyla tereddüt ederken, matbaa parasının bir kısmını Atatürk'ün şahsen karşılaması üzerine, Hak Dini Kur'an Dili, Yeni Mealli Türkçe Tefsir adıyla yayınlanmaya başladı ciltleri. 1938'de bitirebildi ancak tefsiri ve son cildinin yayınını görmeye ancak yetti ömrü. 1942 senesinin 27 Mayıs'ında kızının evinde otururken kalbi bir kez daha sarstı ve bırakmadı. 64 yaşındaydı. İmparatorluğun çöküşüne devletin zirvesinde tanık olmuştu. Bilimin imanı takviye edeceğine, Kur'an'ın her yüzyılda yeniden yorumlanması gerektiği fikrine inanan kişiydi o. Yazdığı tefsir, kendisinden sonra bu alanda çalışanlara kaynak oldu ve pek çok din alimine göre hala aşılamadı.